Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hayırlı cumalar olsun. Hikmet merhaba. Hayırlı cumalar, merhabalar, günaydın. Elektriğin kesik değil değil mi? Yok elhamdülillah değil. Yani varsa Meral Akşener falan ilgileniyor. Öyle mi? Askıda fatura falan hikayesi. O direkt ben kendim öderim diyor. Ha, tamam, tamam. Yani müsaade ederse yenge hanımla falan görürsün Meral Akşener. Onun için falan ödeyiversin. Aman ondan gelecek olan. Şimdi tabii şovda ayrı bir boyut atladı. Yani hani siyasette bir türlü yapamıyor ama son bilmem kaç yıldır. Nereden biliyoruz? Şu girdiği her seçimi kaybetmesinden dolayı siyasette elde edemediği başarıyı şov dünyasında elde etmeye yakın. Yazık kimden ya. Bahsediyoruz? Yazık. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Şimdi aslında meselede haklı olunsa diyeceksiniz ki bu elektrik kesimi meselesinden bahsediyorum. Malumunuzdur, biliyorsunuzdur diye altını çizdim dedim. Haklı olunsa diyeceksiniz ki bu eylem tamam yapılabilir, edilebilir. Fakat işi artık bir orta düzey aktivistliğe çevirerek İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nı basma meselesi, TÜİK'i basma meselesi, ESK'yı, Etüt Kurumu'nu basma meselesi. Şimdi nereye hazırlanıyordu en son? Bir yer daha vardı, bir hazırlandığı bir yer. Bilmem size. Vardır bir şekilde. Tabii bunların geçmişini, bu anlamda geçmişini de biliyoruz. 2011 yılında da hatırlatalım, bir kere daha hatırlatayım. Benzer şovları meclise gelip yemin etmeyeceğiz, Erdoğan'a diz çöktüreceğiz şeklinde yapmışlardı. 2011 yılında, Haziran ayındaki seçimlerden sonra Erdoğan da bunlara demişti ki, tıp o zaman başbakanlığı, tıpış tıpış geleceksiniz, yemininizi edeceksiniz demişti. Hakikaten çok sürmedi eylemleri, 15-20 gün sonra geldi de tıpış tıpış gelip yeminlerini ettiler mecliste. Şimdi benzer bir durumu elektrik faturası meselesinde söylüyor. Elektrik faturasını ödemeyeceğim diyor. Sebep? Çok pahalandı, şu oldu, bu oldu falan. Oysa elektrik faturasında iki sefer indirime gidildi. Özellikle hane halkındaki yani kullanım oranları watt cinsinden işte ne kadardı? 75 miydi? 220'ye mi? 240'a mı? O civarda oraya kadar olanları zaten kademelileştirildi. Artı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu anlamda ödeyemeyenlere destek veriyor, faturalarını ödüyor. Artı zaten bir sürü sübvansiyon var. Bütün bunların bilincinde olarak böyle bir eylemi yapıp dediğim gibi bir aktivistlik yapmayı hedefledi Kemal Kılıçdaroğlu ama geçmişte olduğu gibi yine elinde patladı mesele. Çünkü 4 milyon abone meselesini CHP trolleri aldı, 4 milyon hane demeye başladı. 4 milyon hane meselesini çarptılar 5'le, dün onu izliyorum. 20 milyon kişi karanlıklar içerisinde Türkiye. Yani nüfus zaten 85 milyon. Tamam mı? Şaka mısınız? Her 4 kişiden bir kişi karanlıkta oturuyor yani. Yani her 4 kişiden biri karanlıkta oturuyor hakikaten. Evet, yani bunların ifadesine tabii göre. O da güzel bir de şey yaptılar. Dediğim gibi profesyonel bir çekim yaptılar. Ben şeye giriyorlar, konuşuyorlar. Selvi Hanım'ın üzerindeki kıyafetin 10 tane faturayı ödeyebileceği, işte Beymen markalı bu kıyafette bilmem şu kadar bunlar boş. Bu tartışmalar saçma tartışmalar bana göre. Ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını biz ödeyelim falan gibi açıklamalar falan duyuyorum. Bunlara gerek yok. Mesele faturayı ödeyememe meselesi değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Hilton'da geceliği 110 bin liraya kalan bir adamın 1074 lira olan faturasını ödeyememesinin imkanı var mı? Yok. Bu iş başka bir şey yapmaya çalışıyor. Başka bir şov, atraksiyon peşinde. Bu net bir şekilde görülüyor. Kaldı ki kusura bakmasınlar ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen Sabancı istese kesmeyebilirdi. Tamam. Mecburiyeti yok nihayetinde. Oradan almış olduğu bir para söz konusu. Ama bu şova alet olan Sabancı'ya da sormak lazım. Devlette ne alakası var? Elektriğini kesen Sabancı. Hani başkent AŞ zannedersem, elektrik dağıtım AŞ, EDAŞ elektrik dağıtım AŞ olsa gerek, tam ismini bilmiyorum. Daha önce bunun CEO'suyla görüştüğü falan söyleniyor. Bunun bir senaryo olduğu falan ifade ediliyor. Daha önce karanlıkta çektiği fotoğraflar var. Profesyonel fotoğrafçılara bunlarla ilgili bilgi verdiği söyleniyor. Söyleniyor da söyleniyor ama en nihayetinde az önce bahsetmiş olduğum Milli Eğitim Bakanlığı meselesini basması, TÜİK'i basması, Etüt Kurumu'nu basması, baskınlarla ilgili yeni yeni açıklamalar yapmasına rağmen son 3-4 ayda bu kadar şovun bir getirisi olması lazım. Bunların yaptırdığı anketlere bakıyorsun, sıfır zıplama var.
Dolayısıyla bu işin sadece şov malzemesi olduğu, bir şova yönelik olduğu ve seçmen karşısı seçmenin nezdinde bir karşılığı olmadığı aşikar. Ama bu şova devam ediyorlar altılı ittifaklar olarak. Niye? Çünkü ittifak dağılmak, parçalanmak üzere. Açıklamaları net bir şekilde görüyoruz. Zor bela tutmaya çalışıyor. Davutoğlu bir taraftan, Babacan bir taraftan. Dün Meral Akşener'e soruldu, Sayın Akşener'e soruldu. Biz HDP ile kesinlikle yan yana gelmiyoruz. Çünkü vatandaşın nezdinde kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bir partinin şu anda tepelerine bomba yağan PKK'nın temsilcisiyle yan yana durduğu net bir şekilde gözüküyor vatandaş nezdinde. Meral Akşener'de her gittiği yerde bu soruluyor. Ama ısrarla en son geçen de söyledi. Vallahi billahi yok diyor. Biz bir arada değiliz. Şunu söylüyoruz, bunu söylüyoruz diyor. Hülasa sonuç itibariyle meselemiz şu. 4 milyon hane yalan. Böyle bir şey yok. Enerji Bakanlığı açıkladı. Dün hatta bu mevzuyla ilgili olarak ben bizzatihi görüştüm. 3 milyon 444 bin civarında bir fatura kesilmiş 2021 yılı içerisinde. Şunu hatırlatayım. 4 milyon hane değil. Türkiye'de 45 milyon abone var. Elektrik abonesi var. Kabaca rakamlardan bahsediyorum. 45 milyon abone var Hikmet. Yani her ay 45 milyon fatura bu abonelere gidiyor. Yıla vurduğunuz zaman 540 milyon faturadan bahsediyoruz. 540 milyon fatura hanelere gidiyor. Daha doğrusu abonelere gidiyor, pardon, hane değil. Bu 540 milyon faturanın 3 milyon 445 960'ı kesintiye uğruyor. Niye uğruyor? Zamanında ödemiyor, unutuyor. Ve veya Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hakikaten imkanı yok. Onun var, gerçek bir vaka. Bu 3 milyon 445 bin faturanın zaten 2 milyon 770 bini meskene giden fatura. Ticarethanesi var, tarımsal sulaması var, sanayisi var. Dolayısıyla 540 milyon faturadan mükerrer içinde mükerrerlerinde olduğu 3 milyon 400 bin fatura kesilmiş. Diyorlar ki 4 milyon hane, yani Türkiye'nin dörtte biri şu anda karanlıklar içerisinde. Bunun da yalan olduğunu hatırlatmış olup sözü Hikmet'e bırakayım. Buyurun Hikmet'ciğim. Şimdi bir defa bu... Yani bu kadar yalan. Bu kadar, şimdi şöyle söyleyeyim baştan, ben tekrar olayı, ben bu şov tarafını özellikle konuşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu ya ilk defa piyasaya tanıtıldığında, siyaset piyasasına girdiğinde dosya açar Kemal, işte onun dosyasını, onun yolsuzluğunu, hatta hatırlarsın televizyonda bir araya gelip belediye başkanı adayı olmadan önce İstanbul belediye oynarken yani bir hazırlandı geldi. Bu böyle bir aksiyon tarafı vardı. Kim birkaç kişiyle böyle bir mecliste tartışma oldu ikili. Galiba TGT Haber'de de kimle Sayın Melih Gökçe'yle, hani Melih Gökçe'yle karşı karşıya gelmişti. Orada da aynı şeyi yapmış. Bak bunun çok evveliyatı da aynı. Şimdi millet şunu takip etmesi lazım. Bu söylediklerini bir yeni nesil duyup hatırlamaz. Çünkü adam 12-13 yıldır piyasada, kızmasın, aksiyon seviyor ya, ben de oraya öyle anlatıyorum. Ben de aksiyon seviyorum da. Piyasada 12-13 yıl önce yani Kılıçdaroğlu'nu parlatıp cilalarken, piyasaya sokarken bir şey yaptılar, süslediler adamı. Vatandaş Kemal, bilmem ne Kemal diye. Vatandaş dediler, bilmem ne çıktı, neyse. Etroge Kemal dedik sonradan. Yok tuz yürüyüş dediler, gan dediler, başka bir şey çıktı ortaya. Bir sürü hikayesi var. Fakat bak çok enteresan bir şey. O zamanlarda da aynı şekilde mesela bir şey yaptı. Melih Gökçek'le bir tartışmaya girdi. Şimdi çok özür dilerim. Yani Kılıçdaroğlu'yla ya o yıllardan beri birisi dalga geçiyor. Ya da Kılıçdaroğlu bunu anlamayacak kadar da parlak bir zekaya sahip değil diye düşünüyorum. Neyi demek istiyorum? O zamanki yaptığı ilk tartışmada Kılıçdaroğlu'nun iddiası vardı. Şimdiki gibi bir sürü iddiada bulunuyor ya. 4 milyon kişi, pardon, 4 milyon hane karanlıkta oturuyor. Türkiye'nin dörtte biri karanlıkta gibi. Veyahut 2,5 milyon koyunu uçakla, 2,5 milyon koyun uçakla Katar'a gönderdiler. Saçma, akıl mantık alacak şeyler deyip. O zamanlarda da aynı şeyi yaptı. O zaman da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu sayaçlarla ilgiliydi o. Sayaçların, belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sayaçları da 10 liraya aldı. Atıyorum şimdi rakamı. Bu yüzden de Sayın Melih Gökçek'le televizyona çıktılar.
Pardon, bu şeydi, Uğur Dündar vardı orada. Nur Edipoğlu değil, Nur Edipoğlu ne diyeyim? Başka bir programda, evet, doğru söylüyorsun. Nur Dündar'ın moderatörlüğündeydi. O şey, Emin Çöreşan'la Melik Ökçek, gene Melik Ökçek. Bu, Nuri, bu Uğur Dündar'ın yapmış olduğu programdı. Bu bir manuel sayaçtı, bu elektronik sayaçtı. Ortaya koydular. Adam manuel sayaçla elektronik sayaçı aynı fiyata hesaplamışlar. Kılıçdaroğlu'nun önüne koymuşlar. Yani Melik Ökçek bunu paçavraya çevirdi. Dedi arkadaş, ben bunu alıyorum, sen bunun fiyatını çarpıyorsun dedi. Yani. Elektronik sayaç bu. Manuel de bu. Birisi dijital, birisi bilmem ne. Bunun fiyatı 10 lira, bu 3 lira. Sen diyorsun bu kadar çarpı diyorsun, kazık attı diye alıyor. Paçavraya çevirdi. Uğur Dündar çok kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Balonu patlattı orada. İlk balonu patlatışı odur. Doğru. Bak 13 yıldır balon patlatıyoruz. 13 yıldır. Patlatıyorsun şişiyor. Patlatıyorsun şişiriyor arabada. Ve inanamıyorum ya. Ve her defasında kaybediyor. Hani ben patlattım, sen patlattın Kılıçdaroğlu'nu. Melik Ökçek patlattı. Her defasında başka tarafta şişiren bir adam daha var. Şimdi bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Biz Zonguldak'a işçilerin yanına gidiyoruz derken giydiği gömlek, hani pişini takmadık diyoruz ama çok kıymetliydi. Biz işçi emekçiyiz, ben Gandhi'yim, tuz yürüyüşü deyip üzerindeki gömlek bilmem ne marka, dünyanın en pahalı gömleğiydi. Yok havuz dedi bilmem ne, hep tersi çıktı olayın. Yani havuzu villada oturmayacağız dedi. Adamın havuzu villası ortaya çıktı. Sonra sattı, biliyoruz, mecbur kaldı. Yalan, dolan, palavra, uydurma bilmem ne derken 11-19-10 ilk İstanbul Belediye Başkanlığı kaybetmesi ve ardından kaybettiği bütün seçimler. Bir tarih seçim kazanmamış bir adam var karşında. Olayı nereye çevirdi? Sonra yürümeye başladı bu adam. Abi onlar da vardı. Ben de Ankara'dan çıkıyorum, İstanbul'a geliyorum. Bir şey soracağım şu anda Cumhuriyet Halk Partileri. Bir şey soracağım şimdi Kılıçdaroğlu'na. Ne işe yaradı? Sıfır. Bak sıfır, bak. Böyle ya da gör, sıfır. Hiç. Yürüdü, bir de işin şov tarafını yaptı. Atletleri giydi. O zaman Ertuğrul Özkök de savundu bunu. Atlette kaşığa çorba salladı. Karavan içinde. Ankara'da İstanbul'a yürüyorsun. Gidip haber yaptılar. Orada yerdeki leğeni gösterdiler. Yok parmağını kaybetti, tırnağını kaybetti. Ne işe yaradı? Ne işe yaradı? Tırnakları kaybetti. Adalet yürüyüşü yaptık. Hiç millet ipledi mi? Umursadı mı? Kılıçdaroğlu seni umursayıp da oy mu verdi? Yok. Oradan çarp %18, buradan çarp %20. Oradan masaya koy %24-25. Niye umursamıyorlar seni? Arkasında bu da yetmedi. Gitti baskınlara. Saat 10'da geliyorum, kapıyı aç. Kimsin sen ya? Seni adam yere koymadılar ki şimdiye kadar. O yaştan, o vakitten. Ben dedim bir kurum, herhangi bir kurumun başkanı olsam bu şekilde tweet atan bir adamla görüşmem. Niye bu adamla, bu kişiyle bakan gelse görüşmem. Bakanım derim, beni saat 10'a niye taciz ettiniz? Ne demek ya saat 10'da açıyorum gel falan filan derim yani. Değil mi? Bu kim ki? Her şeyi kaybetmiş bir adam. Salihto dediği gibi kafayı da kaybetmiş bir adam yani. Burayı bunu hak ediyor. Saat 10'da geliyorum. Ya 11 lira randevu istedim, vermediler. Bekleyip. Sonra ne oldu? Profile bak. Kapıda kalan adam. Hesapta kapıya dayanan adamdı. Öyle başlattılar şeyi. Şovu, aktivizmi. Kapıda kalan adama döndün. Paçavraya döndün. Yani bak kızmayın ama böyle bir aksiyon, misyonun ne? Biz gelince herkesi kucaklayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, kemik siyaseti yapmayacağız. Çok iyi insanız. Bir geçenlerde gene Sakarya'da konuştum. Nedir o? İmam hatipleri biz açtık, ilahiyatı biz açtık. Sabaha kadar zikrediyoruz. Hatimle namaz kıldık, Canan imam oldu. Biz de cemaat olduk. Saçma sapan şeyler. Ya olmayan şeylerden bahsediyorsun Kılıçdaroğlu. Ne olduğunuzu biliyoruz. Niye kandırıyorsun? Niye böyle göz göre göre bana iltifatta bulunuyorsun? Hikmet Bey'in saçları çok güzel. Her sabah tarıyor, fön çektiriyor. Yok öyle bir şey gelin ben. Sen de böylesin. Yani bu kadar komedi. Fazla gel. İşte ışıkta kalmıyor. Empati yapıyorum. 4 milyon kişiyle, pardon. Türkiye'deki 15 milyon kişiyle empati yapıyorum. Ney? 15 milyon kişi kahvette oturuyor Türkiye'de şu anda. Oğlum böyle hükümet iktidar Türkiye'de savaş çıkar lan 15 milyon. Sen dalga mı geçiyorsun? Daha geçen hafta sana anlatmadık mı biz burada aklımıza dalga geçme diye? Daha burada 3-5 gün demedik mi sana? Söylenen yalanı bari süzgeçten geçir. Hiç kafan basmıyorsa sor.
Bir adama sor, bir insana sor. 2,5 milyon koyun, 2 ayda, ayda 1,2 milyon koyun uçakla Katar'a gitmez. Böyle bir uçak yok. Bunu bir arı sor. Yok arkadaş. Efendim, Birleşmiş Milletler'e gitti. Hristle ilgili bir cümle söyleyemedi. Bari dinle. Birleşmiş Milletler'i bari dinleseydin Erdoğan konuşurken. 1,6 saniye, 1 nokta kaçtı? Hesaplamış 32 saniye boyunca oradan bahsetti toplantı görüşme içerisinde. Bir de uzun uzun bahsetmiş. Ya bir ya girdiğin çadıra bak. Bre Kılıçdaroğlu, özür dilerim. Girdiğin çadıra bak. Malatya'ya gittim. Bir tane Kızılay çadırı görmedim. İçinden çıktın. Tabii göremezsin. Çünkü Kızılay dışarıda içeride yazmamış. Şimdi bu adam böyle bir adam. Yürüyor oluyor. Kapıya dayanıyor. Zıplıyor. Bunların elemanları da böyle. Vardı bunun bir tane bakanı. Bunların eski eleman hatırı. Kendini kürsüye zincirler. Bir tane sütle çıkar. Neydi onun ismiydi hakikaten ya? O dans eden kız. Şeyde. Aylin. Galiba. Aylin Nazlı Akay. Nazlı Akay mı? Evet evet. O değil, şeyde vardı ya. Bir tane daha vardı böyle. Üçlü çektiren vardı. Oley oley. Onu şaka yapmıyorum. Musun? Öğütücü vardı bir tane CHP. Art milletvekili galiba. Sütle çıktı adam. Bir tane bir litre süt. Bak sütü koydum. Su koydum. Suyu koydum. Süt koydum. Onu çıktı. Yoğurt yaptık. Doğru. Dedi. Şimdi bu videosunu seyret, anlamazsın bir şey. Şimdi bunu seyret, bunu anlamazsın bir şey. Şimdi bir dakika. Gibi... Ne yapacaksın diye soruyorum ben Kılıçdaroğlu'na. Siyasi vizyonun nedir? Abi hiçbir şey yok. Peki. Şimdi Ankara'ya bir dönelim. Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel şu anda karşımızda. Bu EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'yla. Yok, sürpriz diyeceğim. Yani Melih çalışıyor. Benim için bilgileri falan aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'yla konuştu detaylarını. Ben az önce şeyden bahsetmiştim ya, Türkiye'deki abone sayısı. Hane sayısı değil. Abone sayısı. Çünkü hane sayısı belli. TÜİK'in raporunda 19 milyon 400 küsür bin civarında hane var Türkiye'de. Fakat abone sayısı 45 milyon civarıydı. Melih'te net rakamlar var. Ne kadarı kesik, ne kadarı karanlık altında. Türkiye'nin dörtte biri karanlık altında diyor. Melih ödemiş parayı. Bak, aydınlık görünüyor. Melih öyle mi? Dörtte biri karanlık altında mı Türkiye'nin? Melih'te ise aydınlıksın bayağı. Parayı ödemişsiniz orada. Vallahi sevgili Murat Çek, şimdi dün Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 4 milyon kişinin elektriği kesik deyince işin doğrusu rakam çok abartılı geldi. Bunun üzerine ben de EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz'dan randevu istedim. Yani sizinle bir görüşelim, hani bu nedir diye. O da rakamları birebir tablo şeklinde, yani hangi bölgede ne kadar kesik var birebir ama böyle şeysiz, tam kemiksiz rakam. 22 Nisan saat 11 itibariyle 278.350 tane abonenin elektriği kesik. Hane değil değil mi bu? Hane değil bu Melih. Hayır abone. Abone. Yani değil, bunun içerisinde değil. Toplam sanayi sanayi de var. Bunun içerisinde ticarethane de var. Bunun içerisinde sulama da var. Bunun içerisinde inşaatlar da var. Değil mi yani? 278 bin aboneden bahsediyoruz. Tabii. Hepsi dahil. Değil. Tabii bakın önümde duruyor tabloda, birebir bölge bölge çıkardı Sayın Mustafa Yılmaz. Yani işte Akdeniz bölgesi, yok işte Aras'la bağlı şirketlere hepsini. 22 Nisan 2022 tarihiyle borçtan kesik toplam abone sayısı 278.350. Bunun yaklaşık 50 bini kayıp kaçak kullandığı için yani onu da düşerseniz borçtan yaklaşık 230.000. Ve bunun içinde dediğin gibi yani iş yeri de var, ticarethane de var, bakkal da var. Hepsi şey değil. Toplam rakam 278.350. Türkiye'de toplam abone sayısı da 47 milyon civarında. Ve Mustafa Yılmaz diyor ki ya bu rakamı görünce hani ben de çok şaşırdım. Ve hatta dedim ki ya keşke bu tür konularda hani mesela bana sorsaydı. Tıpkı seninle paylaştım bu rakamları, Kemal Bey'le de paylaşırdım diyor. Çünkü manipüle etmek doğru değil ve biz doğru rakamları paylaşalım. Eylemini yapacaksa da doğru rakamlar üzerinden yapsın. Şimdi 4 milyon deyince çok abartılı. Zaten Türkiye'de abone sayısı 47 milyon. Ve baktığımızda da yani toplam 278.350, Kemal Bey'in söylediği rakam bunun tam 14,5 katı. Yani çok yüksek, inanılmaz bir rakam. Kaldı ki mesela diyor ki mesela bir hafta sonra sorun, bu 278 bin 200 binin altına da inebilir.
Yani çünkü belli anlamda hani kesik oluyor, gidiyor ödüyor ve o sayı da düşüyor. Ama an itibariyle paylaştığı rakam bu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu mevcut gerçek rakamın, ya EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan aldığım resmi net rakamın tam 14,5 katını telaffuz ediyor. Ki bir kez daha altını çizelim, bunların yaklaşık 50 bini de kayıp kaçak. Yani bunu da aslında düştüğünüzde 238 bin civarında bir rakam çıkıyor ortaya. Peki. Fazla. Şimdi Milliye çok teşekkür ederim. Şunu da bir kere daha altını çizerek söyleyelim. Ekranda görmüş olduğunuz 21 adet şirket var. Türkiye genelinde devletten almış oldukları, daha doğrusu enerjiyi bununla ilgili olarak hizmeti veriyorlar. Dağıtım ihalesini alan şirketler bunlar. Devletin vermiş olduğu elektriği dağıtımından sorumlu şirket. Her birinden tek tek hali hazırda faturasını ödemediğinden dolayı elektriği kesilen abone sayısı istenmiş. 22 Nisan 2022 itibariyle, yani bugün itibariyle bu 21 tane şirketin 278 bin toplamda 350 abonesinin elektriğini kesmiş durumda. Abone sayısı kaçtı bu 21 tane şirketin abone sayısı kaçtı? 47 milyon. Yani 47 milyon aboneden, öyle değil Melik, yanlış söylemiyorum. 20 278 bin abonenin sadece elektriği kesilmiş. O da aşağı yukarı binde 5'e tekabül ediyor. Bir dakika, 47 milyon 47 bin. Tabii 270 tam aşağı rakam, yukarı binde aşağı yukarı binde 5'e, binde 6'ya falan tekabül ediyor rakam. Aynen öyle. Yani tam rakam 278.350 ama Kemal Bey'in dediği 4 milyon. Yani bunun tam 14,5 katı, yaklaşık 14,5 katı bir abartılı rakam söylüyor. Yani aslında kayıp kaçağı da belki düşmek gerekecek. Çünkü hani o zaten borcumdan dolayı demişti ya Kemal Bey. Borç değil, adam kaçak kullanıyor. Yani o zaten otomatik kesiliyor, cezası da var onun. Onu da aslında düşmek gerekir. Yani sayı 238 bin civarında. Nereden buldu diyor da Hikmet. Onu ben cevap vermek istiyorum. Müsaadenizle ben cevap vereyim. Şu an sordum. Hani bir rakam varsa dedin de. Var. Bir yerlerden bir şey çıkartıp bir... Vallahi yani, Hikmet Bey... Ben Melik'ten çok elektrik aldım bir defa. Ben de... bu sabah Melik'ten çok elektrik aldım. Bayağı bilgi de aldım. Biz aydınlandık. Avantaj da var tabii. Abi. Aydınlanma avantajım da var tabii. Senin de elektriğin ta Ankara'ya kadar geldi. Ya Hikmet abi, şeyi sordum ben. Hani bu 4 milyon rakamı nereden çıktı diye. Evet. 4 milyon rakamı nereden çıktı diye. İşin doğrusu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da bilmiyor. Ben söylüyorum, yani ben hani biliyorum. Diyor ki mesela, ben biliyorum ya, bir dakika. Evet, ben biliyorum nereden çıktığını bırakın. Hocam burada bilenler var. Lütfen bilenlere sorun. Ben bana sorsun. 4 milyon kendisi vermiş, kandırmış. Burada rakamlar. Kandıran burada. Rakamı şuradan çıkartıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bir önceki şeye tekrar gelir misiniz arkadaşlar? Şimdi sen az önce söyledin ya Melik. 47 milyon abone var. Evet. 47 milyon aboneye yıl boyunca, ben 45'ten hesaplamıştım ama 47 deyince aşağı yukarı 560-570 milyon adet, bak yarım milyar fatura gidiyor bir yıl içerisinde. 47 milyon aboneye her ay. Yıl toplamı da 560 milyon fatura giriyor. Enerji Bakanlığı'nın peyderpey zaman zaman sunumlarında bu şeyden dolayı, faturayı ödememeden dolayı kişilerin elektriğinin kesildiğine yönelik bilgiler yer alıyor. Bana geliyordu mesela. Gelebilir ben yani. Geçmem. Şundan otomatik mesela değildi, otomatik ödemeye koymadığın anda bana abi geliyor. Bir ay ödemezsen, unutursan, gidemezsen, şey yapamazsan kesiyor elektriğini. Evet. Gayet doğal. Hatta bu sayının yıl içerisinde mükerrer olma durumu da var. Yani Hikmet Gençay'a, Murat Çiçek'e, Melik Yiğit'e otomatik ödemede değilse, ay başında da unutuyorsan, unutkan bir adam ben, unutuyorsan, abi elektriğini kesiyor adam, aa bir dakika ya, bir de elektrik falan, unuttuk faturayı falan, hemen bir ara mara, hemen yanında yatır, bilmem şunu yap falan diye geliyorlar, açıyorlar. Sene içerisinde bu 2-3 kere olduğu zaman ekranda görülen şu 3 milyon 445 bin 960 rakamı meydana geliyor. Yani yıl içerisinde 560 milyon fatura gönderiliyor. Bu faturanın 3 milyon 445 bin 960 adedi imkanı olmayabilir, unutabilir, parası yoktur. Hakikaten fakir fukara ödeyecek durumda değildir ama kümülatif olarak içlerinde mükerrerin de olduğu
Kesinti sayısı bu. 3.445.000. Bu kesinti sayısı. O yaklaşık 4 milyon dediği oradan geliyor. Yaklaşık 4 milyon dediği oradan geliyor. Evet. 3 yetmemiş. 3 yetmemiş, 4 demiş. 3 5 civarı demiş. 3,5 dememiş, 5. Onun yarısı kadar falan demiş. Şimdi Melik açıkladı. Şimdi bu yıl içerisinde kesilip açılan, kesilip açılan fatura adedi. Fakat Melik'in verdiği bilgi çok kıymetli. EPDK başkanından almış. 278 binin şu anda elektriği kesintide. Şunu da ekleyelim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hemen bir belge daha var. Bir deli kuyuya taşı atıyor. 40 akıllı çıkartmaya çalışıyoruz. Yani. Ve yardımlar var. Yani 75 kilovata kadar 100, yani 103 lirayla 206 lira arasında ben bu faturayı ödeyemiyorum dediğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na müracaat ettiğinde, kaymakamlığa müracaat ettiğinde bu faturaların birçoğu da ödeniyor zaten. Kılıçdaroğlu da müracaat etsin bari. Askıda fatura hizmetleri var. Bunu Ekrem İmamoğlu sanki dünyada ilk defa kendisi yapmış gibi, bunu da aldılar, yurt dışına falan taşıdılar, ödül almış gibi. Ben bundan 10 sene öncesini biliyorum. Askıda fatura hikayesinin 10 sene öncesini biliyorum. Tevfik Göksu yaptı. Esenler Belediye Başkanı. Evet. Ben onu bildiğim için çok özürünüz, affınıza sığınarak diğer belediye başkanları falan belki daha önce yapmıştır. Ayrı bir dava, doğrudur da. Ama sanki dünyada, Türkiye'de ilk kez yapılıyormuş gibi Ekrem İmamoğlu sahiplendi. İspanya'da kendine ödül verdirdi. Aldırdı bir şekilde yani. Bir şey bunlar da var. Galata'yı bile ben yaptım diyecek neredeyse. Ya, onun hikaye bu Melik. Son sözünü alalım, devam edeceğiz. Yani evet, hani son söz Mustafa Yılmaz hakikaten çok net bunu ifade etti sevgili Murat Çek. Dedi ki ya hani benim telefonumu herkes bilir. Doğru. Bilmiyorsa bile EPDK'ya arar ve ben ona gerçek bilgileri, doğru bilgileri paylaşayım. Manipülasyon üzerinden böyle bir infial yaratmanın doğru olmadığını söylüyor. Bu gerçek rakamlar üzerinden söylenecekse bir şey söylensin dedi. Bu da çok kıymetli, onu da aktarmakta fayda var. Çünkü hakikaten Mustafa Yılmaz hani işini ehli, başarılı bir bürokrat. Ve böyle çok açık, hani çok rahat ulaşılabilecek biri. Bunu da söylemek lazım. Herkesin kapısına dayanıyor. Onun da kapısına dayansaydı. Yakında EPDK başkanı geliyorum. Mustafa Bey bekle diye kapıya dayansaydı. Yakında. Hakikaten Mustafa Bey hazırlıklı olsun. Melik çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bu bilgileri veren EPDK başkanı Mustafa Yılmaz'a da buradan teşekkür ediyoruz. Verdiğin elektrik için de çok teşekkür ediyoruz. Senden iyi elektrik alıyoruz Melik. Sağ olasın. Peki. Sağ olun, ben de öyle. Eyvallah, sağ olasın. Bana iyi geçti. Çok iyi geçti bu sefer. Şimdi bu elektrik kesilme şovundan izleyelim. Öyle bir bugün, planlama yapılmış ki dün elektrikçiler geliyor. Kapıdan, bahçe kapısından girişinden itibaren. Tabii ya, bir ondan sonra çekiliyor değil mi? Film drone gibi. Kameralar falan, belgesel film şeklinde. İşte o gün tekrar John atlıyordu. Çekiliyor. Karakta kalmıştı. Aynen öyle. Şimdi o görüntüyü verebilirseniz. Şu görüntüler. Karakta kalmıştı. Elektriği kesen kişi de yüzünü kapatmış, özellikle gözükmesini istemiyor. Haklı olarak herhalde. Güvenlik açısından evet. Zorluyorlar. CHP'liler dövmesin diye. CHP'liler şiddet uygulamasın diye anladığım kadarıyla. Fakat ortada bir garip durum var. Abdullah Aksu'nun paylaştığı bir tweet zinciri var. Bu konuyla ilgili olarak bir şeylerden bahsediyor. Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyecek, bir süre sonra elektrik kesilecek ve bunun da film gibi kamera önünde yapacaklardı. Nereden mi biliyoruz deyip bir tweet silsilesi yapmış. O görüntü kalsın ya da ekranı ikiye bölün. O şovu da gösterelim bir taraftan, yani elektrik kesme hikayesini. 21 Nisan'da finalini yaptılar diyor ama öncesinde Utku Demirsoy tarafından Kılıçdaroğlu için fotoğraf çekimi organize edilmiş. Karanlıklar içerisinde siyah beyaz fotoğraflar, şu yan tarafta mesela böyle karanlıklar içerisinde. Bunların şeyleri yapılmış diyor. Daha sonra 21 Nisan'da finalini yaptılar diyor. Dağıtım şirketi elektriği keseceğini önceden CHP Genel Merkezi'ne bildirdi diyor Abdullah Aksu. Görevlerin geleceği saat bile söylendi. CHP'liler kameraları Kılıçdaroğlu'nun konutuna yolladılar. Her ayrıntıyı kameraya aldılar. Valla benim evim, mesela sokağın, şu anda bizim bulunduğumuz sokağın şeyi kesik. Sokak lambası kesik. Telefon ettiğinde hemen geliyorlar, hakikaten Allah'a var. Yani iyi çalışıyorlar. Boğaziçi Elektriği o yüzden şey yapmış olayım, tebrik etmiş olayım. Fakat yani ne zaman geleceksiniz sorusu sorulduğunda
Ya bakıyoruz cevabını veriyorlar. Yani uygun bir zamanda geleceğiz ama ekipler, gün içinde olacak. Dolaşıyor, geziyor. Yönlendiriyorlar. Aynen öyle. Fakat burada saat bildirilmiş, şu saatte gelecek. Kameralarla falan bekleniyor. 28 Şubat. Her ayrıntıyı kameraya alıyorlar. Organizasyonun başında CHP Parti Meclis Üyesi Deniz Demir varmış. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış ve kameralar önünde elektrik kesimi yapılmıştı diyor. Günler öncesinde çekilmiş kurgulanmış stüdyo fotoları da servis edilmeye başlandı cümlesi kullanılıyor. Ne güzel tiyatro değil mi? Aynen, evin içerisinde mesela o kadar akıllı. İş işte. Yani sen ben cep telefonuyla falan çekmeye kalksak yapamayız bunları, şu fotoğrafları, şu kaliteli fotoğrafları. Bayağı güzel ayarlamışlar. Ya hocam, bilmem neydi işte falan. Maksat buydu. Şöyle söyleyeyim yani, bu tam girizgahta hatırlıyorsun, bütün bunları konuşurken bahsettim. Hiçbir vizyonu, hiçbir misyonu olmayan, sadece aksiyonla götürmeye çalışan, kifayetsiz bir ve fakat muhteris olan bir siyasetçi var karşında. Bak, hem kifayetsiz, hem muhteris, hem Batı tarafından seçilmiş, masaya koymuş. İşin kötü tarafı bu. Yani ben mesela şimdi şöyle söyleyeyim, mukayese olsun diye aklıma geldi diye söylemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışıyor mu? Asla yakışmıyor. Ya hiçbir partiye yakışmaz. Normal şartlarda bir parti lideri olarak İstanbul... Lüks lambası mı kaldı ya bir tarafta da küçük tüp üzerinden? Ama keşke Alaaddin Sihir lambası da olsa olurdu. Yani orada şimdi tamam, mizansen. Şu ne, bu şey mi acaba? Işıldaktır o. Yok, yan tarafında lüks şey lambası var. Kolu var, lüks lambası. O gazlı. Işıldak herhalde. Işıldak, o gazlı falan var. O yeni dekoratif yapıyorlar şimdi. Dekoratif yapıyorlar. İçi ışıldak oluyor. Ama yan tarafta bu öbürü şeydi. Küçük tüp üzerine lüks lambasıydı. İşte bak, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de Bülent Ecevit'in böyle fotoğrafı var. Onu da ayarlasınız da evet, çocuklar ya. Bülent Ecevit'le Rahşan Ecevit'in. Aciziyetin aslında göstergesi. Şimdi Cumhuriyet Halk... Niye biliyor musun? Şunu görünce aklıma ne geldi? Hani birazcık Bizans'ın kukudan bahsettik ya. Millet aç aç konuşmasını yaparken kaldığı oda 109 bin TL. 110 bin liraydı evet. Bu... Yani. Şimdi bu... Bunun bak, tam karşılığında lüks lambası. Evet. Kaldı mı bunların şeyler, o fitilleri ya? Gömlek diyorlar ona. Gömlek. Gömlek diyorlar. Hocam, lüksün gömleği. Önemli mi? Hadi. Orada nostalji olabilecek herhangi bir şey. 20 sene öncesinden böyle mesela şeyler. Mesela şey yapsınlardı. Böyle eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu tahtayı sürterek mesela yangın çıkabilir. O da yoktu bizde falan. Tepki yoksa. Ya şovun sonu yok hocam. Doğru söylüyorsun. Saat 10'da geleceğim. Kaç kapıyı. Yok kendimi küs. Bak sol tarafta şey görüyor musun? Sol tarafta, ekranın solunda, alt tarafta. Mumlar mı yanıyor? Tekine? Selvi ve Kemal Kılıçdaroğlu çifti var. Üstünde de Bülent Rahşan Ecevit çifti var. Mumlar ışığında. Aynı şov yani, hani aradan bilmem 50 sene geçmiş, 40 sene geçmiş CHP benzer şovu falan tekrar ya eski şovları yani. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şunu söyleyeyim, ben biraz acıyorum aslında. Yani biliyor, şimdi evet. Kılıçdaroğlu'na acımıyorum. Bu zaten teşne. Hazır bir bunu atamışlar adam olacak diye. Ama bunu hala destekleyenler de kabahat var. Sabahleyin Habertürk'te Ebru Baki'nin gözleri doldu. Yok canım. Ya civcivi. Abarttım ama... O noktaya getirdi meseleyi. Ya ödeyememişler, ödeyemediler. Karanlıkta kaldılar. Yok, acıdı söylüyorsun. Bu kadar tabii. Yani acıdığından evet, dolayı değil. Şunu yapmaya olayı çalıştık. Olayı büyütecek ya bak. Olayı büyütecek, edecek. Orada işte... Ha, madem öyle söyledin. Kemal Öztürkler falan var. Onlar meseleyi biraz şey yapıyorlar. Şeyi söyledi. Bunun hiçbir şekilde bir seçme karşılığı yok ki. Yok tabii. Olmasın işte, mı o zaman? Saçma salak bir şey yani. İnanılmaz derecede şey oldu. Sesi titredi neredeyse. Bunu abartarak söylüyorum. Gerekçe de şu, Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon haneye diyor. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu bu ekip akıllarınca kurnaz olduklarını falan zannediyorlar. Kemal bu ekip, CHP ekibi. Ha. CHP ve troll ekipleri. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na sorsan işte, ben hane demedim diyecek. Elhak doğru, hane demedi. 4 milyon abonenin elektriği kesilmiş dedi. Doğru, 4 küsür milyon olmasa bile 3 milyon 445 bin abonenin elektriği şey kesildi. Doğru. Ama bunun içinde dediğim gibi hakikaten maddi imkansızlıklar içinde kesilenler var. Bunun araştırmasını yapmışlar. Enerji Bakanlığı'nda var. 3 tip aboneden bahsediyorlar. 1 zamanında ödeyenler, 2 uyarıldığında ödeyenler, 3 kesildikten sonra ödeyenler. Evet. Tamam. Benim gibi. Ya olabiliyor, denk gelebiliyor hakikaten. Unutuyorsun, ne diyorsun. Unutuyorsun falan. Kaçırıyorsun. Fakat trolleri, kestirmiyorsun. Medyadaki CHP trolleri mevzuyu aldılar. 4 milyon hane karanlıklar içerisinde. Bunu Habertürk'ten Ebru Baki de yapıyor. Ya ayıptır bak, be kardeşim. Şunu, tabii şunu söyleyeyim. Evet, geliyorum son finali buradan bir başka başlıklarımız var. Çok uzattık bu meseleyi. Şu şeyi söyleyeyim de dur. Ama şunu söylemem lazım. Elder Başkanı Sabancı'nın hikayesini anlatmam lazım. Buradaki... Bu cümle bir şeyle ayetlenmez. Yani. Senin Ebru Baki söyledikten sonra karşısındaki adamı da seyredin, unutma. Yavuz Barlas çok, dekanları çok iyi biliyor ya. Onu soruyor, o kıymetli. 4 milyon diyor, çok değil mi diye soruyor civciv. Hane diyor. Hane diyor.
O da cevap veriyor. Bak rakamlarla çok ya, dünyanın en iyi ekonomisti. Bana biraz abartılı geldi sanki diyor. Anlamıyor sanki. Yani Türkiye'nin %20'si karanlıkta oturuyor. Yavuz Barlas, dünyayı okuyan Yavuz Barlas. Etki ajanı. Vak vak cevap veriyor. Araştırmam lazım onun işleri diyor. Her sabah kalkıp hıyarın, her hıyarın fiyatını bilen adam. Bunu araştırmadan geldi. Onu bir araştırmadan geldi. Bravo, iyi yakalamışsın. Bravo, tebrik ederim. Buna duyulur Barlas'ın. Şimdi Abdullah Aksu'nun tweet zincirinden devam edeyim. Söyleyip bitireceğim ondan sonra. Kılıçdaroğlu 10 Şubat 2022 tarihinde elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı. Hemen ardından Elder Başkanı Kıvanç Zaimler'le görüşmeye gitti deniyor tweette. Görüşmüştür, görüşmemiştir. Haberi falan var. Sosyal medyada falan düşmüş bunun haberi, görüştü diye. Olabilir. Peki kim bu Kıvanç Zaimler? Elder dediğimiz elektrik derneği, elektrik dağıtıcıları derneğinin başkanı aynı zamanda. Elder. Başkent Elektriği'nin de CEO'su. Kim bu Başkent Elektrik? Sabancı'nın dağıtım ihalesini aldığı şirket. Dolayısıyla Kıvanç Zaimler denilen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturamı ödemeyeceğim dedikten sonra görüşmeye gittiği iddia edilen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesecek şirketin CEO'su. Dikkatinizi çekiyorum. Sabancı'nın CEO'su. Oysa yani bu kadar kritik bir meselede hani eğer böyle bir imkanları var, isterlerse kesmeyebilirler. Gayet doğal. Ama öyle görülüyor ki buna zaten bir şekilde karar verilmiş. Saatler, başa dönüyorum tekrar tweet zincirinin başına, haber verilmiş. Kamera ekibi hazır, bekletilmiş. Sağlı sollu drone çekimleriyle, zoom in zoom out'larla ondan sonracıma bütün açılarından alınmış, edilmiş ve ondan sonra da 4K kalitesinde basına servis etmişler. Bu vesileyle Sabancı'yı bu organizasyon içinde eğer yer aldıysa, tırnak içinde söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yapmış oldukları şovdan dolayı bir kez daha kınıyor. Yapmış oldukları bu şovların ne seçmene, ne ülkeye, ne de başka bir şeye hizmet etmediğinin altını bir kere daha çizmek istiyoruz. Devam edelim diğer başlıklarımızla. Çünkü bu daha çok su kaldıracak gibi gözüküyor pilav ama dediğim gibi bunun bir karşılığının olmadığını bilmekte fayda var. Şimdi bunların yalan dolan tezvirat ve bu konuyla ilgili trollerinin çalışmalarına artık biz alıştık, vakayı adiyeden bizim açımızdan. Üstelik çok da troller için söylüyorum özellikle, çok da çapsızlar. Çapsızlığın da ötesinde ultra cahiller, zır cahiller. Kimi kastederek söylüyorum bunu? Malumunuz bu hafta sonu Fransa'da bir seçim var. Seçimde Macron'la Le Pen, evet, ikinci turda yarışacaklar. Muhtemelen Macron alıyor değil mi? Öyle gözüküyor. Öyle, alıyor, bilmiyorum. Alıyor. Fakat bu şirin %90 alıyor. Payzen nam gazeteci ya da gazeteci olduğunu söyleyen kişi, yıllarca bize gazeteci diye yutturdular bunları, bir açıklama yapmış sosyal medya üzerinden. İsimler çok önemli değil. Yani şirin Payzen örneğini bu CHP trollerinin ne kadar çapsız, ne kadar zır cahil olduklarını söylemek açısından alıyorum. Binekırık kanat da var mesela değil mi? Bak, isim değişir. Binekırık kanat da var. Bir sürü var. Evet, bunun gibi. Aynen öyle. Şey, hani büyük küçük kimdi o? Gildiz çıkısı da var. Nevşinler falan. İsmail saymazlar. Hepsi toplamı yani. Genel aynen müzik. Öyle. Aynen öyle. Şey, şirin alım üzerinde tek değil. Hepsi böyle. Bülent Mumaylar. Mumaylar var. Bunlar hepsi aynı çapsız tipler. Şimdi Şirin Payzen diyor ki Fransa'da pazar günü yapılacak seçimin ana gündemi ekonomi değil. Çünkü Macron pandemi dönemini iyi yöneten bir lider konumunda. Macron esnafa, öğrenciye, turizm sektörüne, turizmi de yanlış yazmışsın var, o ikinci iyi olmayacaktı ama neyse. Sağlık çalışanlarına sağlam maddi destek verdi. Bu yüzden Le Pen göçmenler üzerinden bir dil kuruyor demiş. Bir tane daha tweet var. Şirin'in tweeti, cevaplardan değil. Onu da getirin bana arkadaşlar ekrana. O tweetinde de diyor ki Şirin Payzen. 1100 o şey mi? Fiyat tabii verdi. Tabii yani. O rakam 1100, veriyor. Aynen. Şöyle Macron emekli maaşlarının en az 1100 euro olmasını vaat ediyor. Yani 17.600 lira. Evet işte AB bizi kıskanıyor ve Fransa yerlerde sürünüyor. Ne yapsınlar demiş. Şimdi Öznur Küçüker Sirene var. Fransa'da yaşıyor. Bu Fransa ile ilgili
oturdukları yerden sallayanlar olduğunda yani tek başına bir ordu gibi bunların hepsine tek tek cevap veriyor. Belkıs'ın da öyle yalnız. Belkıs öyle. 15 sene yaşadı Paris'te. Aynen öyle. Belkıs'ın Anadolu Ajansı'na yazmış olduğu bir şey vardı. Evet. Dün gördüm. Hakikaten çok iyiydi. Bir makale vardı. Değerlendirme makalesi. O da çok iyiydi. Şey de öyle. Fakat bu sosyal medyada özellikle Öznur Küçüker Sirene'den bahsederek şey yaptı. Bunların hepsine tek başına Başa çıkıyor hakikaten. Direnme dedi. Başa çıkıyor. Diyor ki cevap olarak. Şirin Hanım diyor Fransa gibi Paris'te bir stüdyo kirasının 1000 eurolara ulaştığı bir ülkede. Stüdyo dediği. 1100 euro. Stüdyo dediği. Ev. Stüdyo ev. Yani daire. 1+0. Daire. Stüdyo dairede 1+0. Yani mutfağı ve salonun içinde olan. 1+0 bir yuvarlak, işte. Öyle diyorlar. Tuvalet. Evet, 1+0. Sıfır mı deniyor öyle? 1+0 diyorlar, evet. Yani 1+1 de yatak odası ayrı oluyor. 1+0 da yatak odası. Stüdyo kavramı olarak biliyorum. Türkiye demek ki sıfır. Aynen yani. Öyle. Bir odası daha yok yani. 1000 euro bunların da kirası Fransa'da. Paris'te özellikle. Paris'te. 1100 euroluk emeklilik maaşının iyi olduğunu düşünüyor. Rakamı TL olarak vererek de aklınca algı yapıyor cümlesini kullanmış. Bir tane video vardı bunların altını izlediğimde bir Fransız vatandaşının Macron'a ya 2000 euro ben kazanıyorum, 2000 euro da karım kazanıyor, evimize 4000 euro para giriyor. Dolayısıyla biz buna nasıl geçineceğiz sorusunu sorduğu bir video vardı. Bir kişi Macron da açıklıyor, ben ne yapayım diyor, enerji fiyatlarında yurt dışına bağımlıyız, bununla ilgili hiçbir şey yapamıyorum. Şu video. O evet. Da haklı. Haklı. Abi enerji haklı. Enerji haklı, yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Yani şimdi haklı yani. Bunu bu cümleyi kullanarak buradan yorum yapmaya çalışıyor. Verecekseniz o videoyu biraz sözü uzatıyorum. Haydi. Sesli bu. Parlez-vous français un peu? Pourquoi? Fransız mı? Kaycı alırsınız. Hadi. Moi ma femme on gagne pas de l'argent. Le 5 du mois quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. C'est-à-dire qu'il me reste rien. Je fais quoi? 4000 euro kazanıyoruz diyor. Faturaları ödedikten sonra elimde zero kalıyor. Sıfır, hiçbir şey kalmıyor. Birçok arkadaşım da aynı durumda deyince Macron cevap veriyor. Bu duruma mucizeli bir reçete yok. Fiyatlarda gaz ve akaryakıta çaremiz yok. Çünkü biz üretmiyoruz. Ne yapmalıyız? Ben ne yapayım diyor. Tek çaremiz bunları ucuza almak. Biraz teknik ama diyor. Onun için diyor Avrupa ülkeleriyle birleşerek bir güç oluşturduk. Birlikte almak için Rusya'dan. Bir taraftan diyor ambargo koyuyoruz ama enerji bağımlılığımızı kesmeyi umut ediyoruz. Bu hamlemizle falan diyor. Çok iyi ki küçük okunu okunmuyor olabilir diye ben bu taraftan okuyorum. 25'te geldik ulan diyor. Şimdi Şirin Payız'ın bunun üzerinden bir yorum yapıyor. Macron çok seviyorlar diyorlar. Bir cevabı daha var. O da şu. Yani pazar günü seçilecek ana gündem ekonomi değil diyor ya. Şirin Payzan'ın diyor. Burada diyor yazmış olduğu tweet'te tek doğru olan şey Fransa'da pazar günü seçimin yapılacak olması. Oysa çok güzel. Oysa cevabı veren de Özgür Altınbaş. Ha. Aydınlık Gazetesi'nin dış haberler müdürü. Çünkü diyor Fransa'da ana gündem ekonomi. Tabii. Enflasyon son 36 yılın en yüksek seviyesinde. Ayçiçeği yağı alımına Fransa'da sınırlama getirildi. Kamu borcu ve ticaret açığı da acayip derecede yüksek. 2020 yılında ülke ekonomisi tam %8 geriledi. 2021 yılındaki ekonomik toparlanmaya rağmen Macron'a tepki had safhada. Konu ekonomi üzerinden yürüyecek zaten. Pandemide çok iyiydi diyor. Ya pandemide geçen yine aynı tweetin altında var. Türkiye'den aldıkları tıbbi malzemelerle birçok şeyi atlattılar. Evet. Fransa'da. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Bu tabii bakanlığa falan her şey ortada. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, zorlanıyoruz. Şu anda vatandaş da bunu anlamakta zorluk çekiyor yalnız. Sadece bu şey meselesi siyasi mesele değil. Ve biz de çok karşılaşıyoruz konuşurken. Anlatmakta zorluk çekiyoruz. Onlar da anlamamakta direniyor. Ya sadece siyasi figürden bahsetmiyorum. Kılıçdaroğlu işi bu. Kapıda kalacak, karanlıkta kalacak, ampul yakacak. Yok işte şeyi keşfedecek, ateş tekerleği bulacak. O yapacak, o işi devam etsin. Vatandaşı da anlaması gereken bir şey var burada. Bak tamamen siyaset politika dışı da olaya bakmak lazım. Zaman zaman bana da soruyorlar, sana da sorarlar. O da şu. Şimdi bu Macron ve vatandaş örneği, abi çok güzel bir cümle vardır. Bu en son pandemiyi takip ederken dünya çapında, dünyanın çok tanıdığı mikrobiyoloji konusunda uzman olan, yani o dalda bir yerde bir şey olan, oradan denemiştim, bir profesör söylemişti. Olayları anlatırken, ama İngiliz bir profesör,
pandemiyle ilgili olarak. Olayları anlatırken lütfen anekdotlarla anlatmayın. Yaşam aşı oldu, böyle oldu, öldü. Aşı olmadı, böyle olmadı, ölmedi. Anekdotlar yanlış gösteriyor. Olayı bakarken eğer ormanı görmek istiyorsanız, genel tercüme ediyorum kafamla, daha geriye çekilin, çok yaklaşmayın. Uzaktan bir bakın. Her tarafı iyi seyredin. Dala takılmayın, yaprağa takılmayın, yapraktaki damara takılmayın. Ormana bakın derken anekdotlara takılmayın derdi. Bu anekdot değil Murat. Şimdi zerre kadar aklın olsa, şeye söylüyorum siyasetçilere, aklınız olsa bu mukayeseyi yapmazsınız. Elektrik çok pahalıydı, parayı ödemedim, aha da kesildim. Türkiye'nin üçte biri zaten karanlıkta, ben de karanlıktayım, bana oy verin. Absürt, saçma. Çok sinirli ama şöyle bir şey var. Şimdi adam biraz önce söylediği cümle doğru. Hatta ya 38 sene galiba emin değilim. Almanya 34-38. 36'ydı Fransa. 36 Fransa. Almanya 40. 52 yani Amerika. 52, son 52 Amerika, yılın yüksek. Bilmem ne. Anlatıyorsun ama. Adamların bakıyor. Sağlık Bakanı salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargıya verildi. Fransa evet. Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı. Bakıyorsun lan. Bak şöyle bakıyor. Bütün dünya. Bak yanlış anlamadım. Zimbabwe, Kongo'dan bahsetmiyorum. Güney Amerika bölgesinde değil. Sadece Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerden bahsediyoruz. Geri çekip bakıyorum. 35, 40, 50, 50, 50. Şimdi baktığın zaman dünya son 100 yıla. Baktığın, ne yaşamışlar bunlar? Bir kriz yaşanıyor demek. Peki bu krizi en ağır yaşayanlar görebildiğimiz batılı güç. Evet. Problem ne? Enerji bilmem ne. Pandemi artı savaş. Türkiye'de ne olmasını bekliyordun sen? Normal şartlar eski. Bak bir daha şunun vatandaş düşünmesi lazım. Eğer biz bunları Türkiye'de şu iktidar olmasaydı, eski Türkiye benim tanıdığım, hatırladığım Türkiye olsaydı, bunları yaşasaydı, biz bunlara gerek yoktu ki Türkiye'de yaşamak. 70'li yılların krizleri, 5 Ocak kararları, 20. Nisan bilmemleri. Çok da ölüp bitmiştik. Ya biz 99'daki depreme gelen toplam 1.2 milyar dolarlık yardım parasının çıkartmış 400 milyon dolarını bozdurmuş. Biz kendi vatandaşımıza, memurumuza parası ödedik bir adam. Sene 1999 AK Parti iktidarından daha 3 yıl önce gelen yardım utanmadan, sıkılmadan bozdurup Hürriyet Haber'dir. 500 milyon dolarını gittik memur maaşı ödedi, devletin parası yoktu. Dünyada kriz yoktu yahu. Onun için şimdi bunu etkilenmesi normal. O çok bilen vakvak var ya, Yavuz Barlaslan'ın civcivi karşısındaki vakvak. O vakvak da böyle sayar sabah bunu anlatmaya çalışıyor. Etki ajanı. İki etki ajanı. Küme hayvanın aklına giriyor. Bak cik 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 vak vak vak. Orada diyor ki ama diyor Türkiye dünya tabii ki resesyon oldu diyor Türkiye'de. Orası küçüldü, burası küçüldü, burası küçüldü. Ama diyor biz bu kadar küçülmemiz gerekiyordu. Ulan bir mukayese et. İnsan olun yahu. Adam olun yahu. Gazetecilik yap yahu. Mukayese etmiyor. Türkiye diyor ama diyor bu şartlarda öyle olması lazımdı. Neye göre olması lazımdı? Anayasa kitapçı havada kaldı diye Türkiye'de 1 milyon kişi işsiz kaldı bir günde. Arkasından devalüasyon oldu. Türkiye'de 200 milyar dolar para kaçtı. 24 saatte. Bunları bilmiyor musun? Bu ülke buraya kadar gelmiş dayanıyor. Evet. Hala insanlara, civcivin de işi şu. Hıyar bu kadar oldu, salatalık bu kadar oldu. Peynir böyle oldu, bilmem ne oldu. Ya dün yine peynire takmış 100 ya, lira, 200 aptal lira. Mısınız, Ali, manyak mısınız, nesiniz Ali Saydam, ya? Ali Saydam çok şuna güzel söyledi. Yani biz sizin yediğiniz o Avrupalı ithal peynirlerden yiyemiyoruz. Biz Edirne, Enes peyniri falan yiyoruz. Ondan sonra hocam bir şey söyleyeyim mi? Bak Avrupa'da benim akrabalarım da var. Böyle oturup bir arada geçen bir cenaze sebebiyle görüştük. Şunu söyleyeyim ben sana. Avrupa'da oturduğun zaman ben şu peynirim var. Bugün benim işte krem peynirim yok da şu üçgenden almadım ya. Böyle lüksümüz yok dedi adam ya. Doğru. Orada büyüdü adamlar. Peki finali hani yapalım. Biz niye süre bitti. Bu kadar lüks takılıyoruz? Aynen öyle. Dertleri davaları. Ya pahalıysa yani. Kısacaksın, dikkat hani edeceksin. Sen tabii yani şey yiyebilirsiniz Ebru Hanım, Yavuz Bey. Yani hani ya havyarından ondan sonra evet yani. Blue'dan işlere falan şey yapabilirsiniz ama o fiyatlar Türkiye'nin fiyatları değil yani. Onlar sizin yemiş olduğunuz peynirin fiyatları. Hangi ara böyle olduk ya bu adamlar? Şimdi bir iki bilgiyle bitirelim, süre bitti. Biliyorum, farkındayım. Sayın Cumhurbaşkanı Mavi Vatan 2022 tatbikatına telekonferansla katıldı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil, zorunluluktur açıklaması yaptı. Bunu aktarmış olayım. Bu şeyle ilgili olarak Pençe Kilit Operasyonu'nda imha edilen terörist sayısının 42 olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kobani'de yapmış olduğu bir operasyonda o renkli listelerde yer alan iki üst düzey PKK'lının imha edildiği bilgisini de
buradan paylaşmış olalım. 3 tane bilgi. İman edilen terörist sayısı çoğalır inşallah. Çoğalır. Mübarek Ramazan'da dua ediyoruz. Çoğalır. Diyerek günün manşetini burada bitirelim. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Pazartesi saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize yapın sonlar diyoruz efendim.